Bir sözlüsen herkese iyi akşamlar. Sistem Savaşları 9 hepiniz. Hoş geldiniz. Alkışlasın Uğur. <laughs> Kendimi New York Manhattan 42. caddeye bakıyor gibi hissettim. Bu ne abi? Noyan Demirdağ hocamızın evindeyiz. Arka Ataşehir manzarası özellikle akşam ışığı ile birlikte çalışması ve oyun oynaması çok keyifli bir odayla karşı karşıyayız. Geniş ve bir o kadar da ferah çalışma odasında L masa özel olarak Bauhaus akasya ve ahşap malzemeler kullanarak yaptırılmış. Eminim ki şu konsept abi Türkiye'de pek çok arkadaşımızın hayalindeki sistemle örtüşüyordur. Benim de olduğu gibi. Kendisi kurgu, video render ve photoshop işleriyle uğraştığından dolayı MacBook Pro 13 tercih ettiğini görüyoruz. Yine işi gereği evde değil farklı mekanlara gittiği zaman bu MacBook Pro işine çok yaradığını bizlere belirtmiş. Monitörü Xiaomi 34 inçlik 144 Hz ve 4 ms'lik versiyonu, klavye C serisi Apex 3, mouse Rival 300s, kulaklık ise Corsair Void Elite RGB 7.1 versiyonu. Şu konsepte kasa dikkatimi çekti. Thermaltake'in Core P3'ünü kullanmış, tozlanma konusunda sıkıntı yaşarsın diyenler zamanında çok fazla olmuş. Hatta bunun için ön yargılardan dolayı gidip kompresör aldığını belirtiyor kendisi. Ama 7 aydır bu şekilde kullanmasına rağmen herhangi bir şekilde tozlama olmadığını belirtmiş. Sistem bileşenlerinde ise gayet nokta atışı tercihler yapıldığını görüyoruz. RTX 3000 serisi olmamasına karşın günümüz oyunları ve pek çok programı da rahatlıkla kaldırabilecek düzeyde. 32 GB RAM olması da farklı bir şekilde dikkatimizi çekiyor. Masanın altına baktığımızda şöyle bir kafaya eğdiğimizde kabloları gizlemek için de bir destek aparatı kullanmışız. Elinize sağlık gayet derli, toplu ve tertemiz görünüyor. RGB lamba olarak da Xiaomi'nin Smart Bulb tercih edilmiş. Sol tarafa kafamızı çevirdiğimizde ise Samsung'un 49NU7300 4K UHD TV'si var. Şu an güncel fiyatına bir baktığımda 7000 TL skalasında seyrettiğini söyleyebilirim. Açıkçası Noyan Hocam elinize sağlık. Kıskanılacak bir oda tasarım ve ferah bir çalışma ortamı oluşturmuşsunuz nazar değmiş. Şimdi de Osman Efe Çelik kardeşimizin odasındayız. Kendisi 17 yaşında ve üniversiteye hazırlanıyor. Bir yandan iş, diğer yandan da oyun amaçlı sistemini ve ekipmanlarını kurmuş. Yine L tipi bir masa çeşidiyle karşı karşıyayız. Sanırım Türkiye'nin bitki örtüsü gibi falan oldu artık. Klasik masaların yanı sıra L tipi masalar bayağı yaygınlaştığını görüyoruz. Oda ise epey bir renklendirilmiş. LED aydınlatmaların yanı sıra üstte AK47 kardeşi yapmış tasarımında rock gözüne benzeterek aydınlatma eklemişler. Arkamızı döndüğümüzde ise şirin ve kullanışlı bir oda tasarımıyla karşı karşıyayız. Yatak, kitaplık, dolap derken dolu dolu göründüğünü söyleyebilirim. Yalnız dolap Bayağı dolmuş Osman. Eğer dolusu işleri bize de gönder bir hatana ne yapacaksın oğlum bu kadar ürünü. Monitor EOS'nin G2590PX versiyonu 144 Hz 1 ve 24 inçlik FreeSync destekli FPS monitörü. Şu anda piyasa fiyatı monitörlerin de uçmasından dolayı 3K civarında seyrediyor. Sistem bileşenleri güncel olmamasına karşın gayet iyi tercihler yapılmış. Bir tek o CPU soğutucunun kasaya çok yakışmadığı kanaatindeyim. Bana öyle geçti bilmiyorum. Yorumdan yazarsanız da sevinirim. Ayrıca kablolamaları da düzenleyebilirsek mis gibi bir görüntü ortaya çıkar biraz korkutuyor gibi oluyor bu kablo muhabbetleri ama inanın değil. Bir, bir saat, bir iki saat ayırırsanız çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkacaktır. Naçane bir tavşan daha var. Ben bu tarz sticker ve coverları çok sevmiyorum. Yanlış anlaşılma gibi olmasın. Biraz tofaşa dönüyor ortalık. Daha sadeceyim zannedersem ben. <laughs> Bir şey dikkatimi çekti. Kasanın kapağını açık kullanıyorsun sanırım Osman. Ekran kartının arasına sıkıştırılmış bir RGB kontrolcüsü orada biraz garip ve zahmetli durmuş. Alttaki plakanın renklerini değiştirmek için kullanıyorsun biliyorum ama en azından kumanda olsa daha sağlıklı olurdu. Klavye Razer Black Widow Elite, mouse Rival 600, kulaklık ise Logitech'in G Pro X Wireless versiyonu. Oyuncu koltuğu olarak da X-MAX 3 Pro ilk kez duyduğum bir marka. Umarım memnunsundur. Üniversite hayatı meşakkatli ve bir o kadar da güzeldir Osman kardeşim. İnşallah istediğim bölümü ve yerleri kazanırız. Dostlar şimdi Ömer Aydın evindeyiz. Kendisi 33 yaşında ve ticaretle uğraşıyor. Rekabetçi oyunları çok sevdiğinden dolayı vakit buldukça odasını bir yıl içerisinde yavaş yavaş tamamlayabilmiş. Ancak biraz odada farklılıklar var. Gördünüz mü? Soluna bir dönüyorsun baba spor salonu. Sağına bir dönüyorsun baba oyun salonu. Masa biraz aletlerden dolayı sağ tarafta sıkışıyor gibi kalmış ama odanın çok büyük olmamasından kaynaklanıyor. Sanırım da Ömer hocam elinden gelen en iyisini çıkartmaya çalışmış. Mesela aletler arka tarafta olmasa karşı duvara düz uzun bir masa cuk diye otururdu. Genel hatlarıyla zemin, duvarlar siyah olduğundan ufak bir loş aydınlatma çok hoş durabilirdi. Soldaki monitör BenQ 27 inç XL2720 1ms 144 Hz'lik versiyon. Sağdaki ise HP Omen X 27 inç 240 Hz ve 1ms'lik FPS monitörü. İki farklı arkadaş yan yana. Sistem genel hatlarıyla üst seviyede. Baya baya ne varsa doldurulmuş. Tabiri caizse hani şey var ya gırtlak dolusu. Ancak bu kadar yatırımın ayak altında kalıyor olması beni üzüyor abi. Masa küçük olduğundan dolayı yer kalmamış ama ben olsam masa takviyesiyle bu güzelliği yukarı taşımak isterdim. Bu arada kapalik sıvı soğutmayı ters bağlamışız. Logo aşağı bakıyor. İlk montajda burayı kaçırdığımız zaman sonradan ya diyorsun ki boş ver kalsın şimdi kim uğraşacak. Bilmeyenler için de dipnot açalım. Safer'in 6900X'te toksik ekran kartı da sıvı soğutmalı. Kasada çift ve radyatör dikkatinizi çekmiştir. Klavye Corsair K68, Mouse Arrival 105, sağdaki kulaklık ise Sennheiser Game One, soldaki ise PC360 modelleri. Ancak Game One uzun kullanımdan sonra biraz yarıştan düşmüş gibi. Masanın üzerinde ise Logitech'in Z623 2 artı 1 hoparlörleri gözüme çarptı. Ortada ise Creative'in A9 Sound Blaster modeli de sisteme eşlik ediyor. Şöyle hepsini bir toparladığımızda genel hatları ile gayet iyi hocam. Ancak bir masa takviyesi şart gibi başarılar dilerim. Dostlar şimdi Bursa'ya geçiyoruz. Erdinç Buz'un evindeyiz. Kendisi basınçlı hava sistemleri işiyle uğraşıyor. Aynı zamanda motosikletli kurelik yapıyormuş. İşine zor. Allah kolaylık versin. Bu sefer L masa yerine standart sayılabilecek bir bilgisayar masası görüyoruz. Gayet yeterli gibi görünüyor. Ancak kadrajı biraz genişlettiğimizde masa en sağ köşede olduğu için bileşenler biraz küçük kalıyor. O güzelliklerin daha böyle bir yayılması gerektiği kanaatindeyim. Monitör LG 27 inç 27 GN 880 IPS panel 1 ms 144 hz görüntü konusunda çok iyi olan bir versiyonu. Piyasa fiyatı ise 6000 ile 7000 TL civarı seyrediyor. Sistemde ise RTX 2070 Super ekran kartı bulunuyor. Günümüz pek çok uygulama ve içeriği rahatlıkla sıklanabilecek parçalar tercih edilmiş. Gördüğüm kadarıyla MSI sıvı soğutma sonradan bir ilave. Memnunsunuzdur diye düşünüyorum. Klavye Logitech G513 Carbon, Mouse G300S, kulaklık ise G Pro X. Sanırım Logitech'e karşı bir ilgi ve alaka mevcut. Bu sayede yazılım kargaşasından da epey bir uzak kalıyorsunuz. Zira direksiyon ve shifter da Logitech G29'a ait. Boş vakitlerinde Twitch üzerinden yayın yapıyor kendisi. Kanala göz attım. ETS2'de mesela direksiyon sallarken videosu mevcut. Nacizane tavsiyem yayınlarda sadece oyunu yansıtmak yerine kendinizde koyarsanız çok daha güzel bir etkileşim alabileceğinizi düşünüyorum. Son olarak ben de koltuk alacağım zaman sepete ekleyip vazgeçtiğim Hulk markasının Fab ve 2 versiyonu kullanıyor. Memnuniyetiniz nasıldır diye merak ediyorum. Yorumlardan paylaşabilirseniz çok sevinirim. Dostlar şimdi de Ali Emir kardeşimizin evindeyiz. Kendisi 5 yaşında ve bu fotoğrafları göndererek sistem savaşlarına katılmak istediğini belirtmiş. Teşekkür ederim kardeşim. Sen de hoş geldin aramıza. Bir L masa ile daha karşı karşıyayız. Ancak Ali kardeşimi tebrik etmek isterim. Düzen ve tertibi çok iyi. Genç yaşına rağmen ortamı oluşturmuş. Bence pek çok kardeşimiz de buradan örnek alabilir. Ortadaki monitör Everest'in M635 24 inç 70 Hz e ve 5 MS'lik versiyonu. Diğer ise EOS'in E227 WHN versiyonu. 21.5 inç 60 Hz ve 5 MS'lik modeller. Şimdi baktığımız zaman 60 Hz ve 75 Hz'lik e monitörler var. Bunu çift monitör yapmak yerine 1 MS 144 Hz'lik bir monitör tercih edin. Bence çok daha güzel bir yatırım olabilirdi. Sistemin içerisinde göz attığımda ise biraz tutarsızlık gördüm. RX 480 ekran kartına 32 GB RAM takviyesi yerine ekran kartına yüklenmek daha mantıklı olabilirdi. Yani bir yerden mi geldi, ucuza mı kapattım bilmiyorum ama 32 GB bu sistem için çok fazla. Ekstra olarak sisteme bayağı da disk takmışsın. Mesela 120 GB SSD'm var. Gerek yok diye düşünüyorum. Boşa yer kaplıyorsunuz. Minimum 240 GB tercih etmeye abi özen gösterin lütfen. Hemen arka tarafta ise Philips'in 55 inç boyuta sahip 55 Plus 7805 4 UHD versiyonu kullanılıyor. Klavye benim de videolarımdan sürekli görmüş olduğunuz ve arkadaşlarımız da sorduğu Royal Kulüç RK61 modeli. Mouse da series Erox 3 kulaklık Arctis 7. Mikrofon ise HyperX Quadcast modeli. Koltuk olarak da kardeşim X-Drive Akıncı tercih etmiş. Sanırım uzun süredir kullanıyorsun. Biraz atma ve yırtılmalar meydana gelmiş. Odanı şöyle genel bir yuvarladığımız zaman Ali kardeşim gayet iyi oda hatlarına sahip olduğunu söyleyebilirim. Ufak tefek tabii ki düzeltmeler her zaman yapılabilir. Başarılar dilerim. Şimdi ise Yusuf kardeşimizin evine geldik. Kendisi masanın altındaki kitaplardan da gördüğüm kadarıyla öğrencilik hayatına devam ediyor. Çift katta Ranzay'ı da kardeşiyle paylaşıldığı düşünüyorum. Standart bir bilgisayar masası tercih edilmiş. İlk bilgisayar aldığım zaman benim de masam bu şekildeydi. Bir öğrenci için gayet fiyat performans tercih olduğunu söyleyebilirim. Kasayı da yukarı bırakmak ortamı her zaman daha hareketlendirir. Bence yapılması gereken önemli hareketlerden bir tanesi. Ama kimisi de rahatsız oluyor bilemiyoruz. Monitör Datron 983A modeli. Bayağı eskidir. Çok eski bir monitör. Yakın zamanda yenileceğini belirtmiş ama şu haliyle 19 inç 8 ms ve 1440x900 piksel çözünürlüğe sahip. Kasa ise pek çoğumuza tanıdık gelebilir. Hatırlayanlara mutlaka olacaktır. Game Garazin sistemi. İçerisindeki parçalar orta segmentte seni gayet uzun yıllar götürecektir. Memnunsundur diye düşünüyorum. Sadece bir şey dikkatimi çekti normalde kule tipi soğutucunda rainbow mevcut. Yani bir aydınlatma olması gerekiyor. Fakat sende yanmıyor. Acaba kablolardan birkaç tanesini takmamış olabilir misin? Klavye Rampage KBR57 membrane versiyonu Rainbow aydınlatmalı fiyat performans bir model diyebiliriz. Mouse ise Philips'in SPK9404 versiyonu. Kulaklık ise çok tanıdık gelecek. Diyeceksin ki bu Rampage'in Drop Plus modeli. Değil halbuki. Exa E900 Pro versiyonu. Oyuncu koltuğu olarak da şok marketten düşürmüş kardeşim. Rampage KL R99 kullanıyor. Kendisi 1100 TL almış ama şu anda piyasa satış fiyatı 2K civarında seyrediyor. Odanın genel görünümü ben fiyat performans kovalıyorum mantığında takip ederek yapılmış. Öğrenci adam yani biz de öyleydik. Eline sağlık kardeşim bayağı geliştirmişsin kendini. Ve Sistem Savaşları 9'un son katılımcı arkadaşı Burak Safa kardeşim. Kendisi 18 yaşında ve Fransa'da yaşıyor. Bir yılda da babasının restoranında çalışarak kendisine bir düzen kurmuş. 2 yıl bilgisayar bölümü okumuş ama neden bıraktığını bilmiyorum. Umarım Fransa'da her şey yolundadır. Kallavi bir ortam ile karşı karşıyayız. 3 monitör, direksiyon seti, kasa, raflar derken biraz karışık bir düzene sahibiz. Alt tarafta kablolar ise epey bir kargaşa oluşturmuş. Buraya birazcık hafta sonu 1-2 saat vakit ayarabilirsen düzene sokmak için yeterli olacaktır. Kasa Cooler Master'ın MB511 RGB modeli. Soğutması iyidir. Sistem içerisindeki bileşenler ise gördüğüm kadarıyla güzel seçilmiş. Fakat 360 mm radyatöre bu parçalar için bence gerek yoktu. 240 mm radyatör de işini çok rahat görebilirdi. Klavye Corsair K55 RGB, Mouse Saber RGB, Kulaklık Battletron, Direksiyon serisi ise Logitech'in G29 ve Trustmaster T150 Pro versiyonları. Kamera olarak da Burak kardeşimiz Logitech'in G920 versiyonu tercih etmiş. Bu kadar ekipmana rağmen yayın adresini benimle paylaşmamış sanırım yayın da yapıyor kardeşim. Umarım güzel yerlere gelirsin. İş hayatında ve yayın hayatında başarılar dilerim. Ve sevgili dostlar Sistem Savaşları 9'un böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. Umarım keyif aldığınız bir oda olmuştur. Özellikle şunu söylemek gerekiyor. Bazı odalar çok dikkat çekici. Dedim ki abi adam yani yapmış. Hakikaten helal olsun dedim. Bu tarz içeriklerde şöyle bir soru işaretimiz oluyorlar ki ya hocam hep en iyi sistemleri öyle bir şey yok arkadaşlar. Sadece fotoğrafınızı güzel çekin, yan şekilde çekin dik çekmeyin. Bu yüzden Uğur çok zorlanıyor videolarda. Ve fotoğrafınızın kalitesi iyi olsun yeterli benim için. Minimum 10 maksimum 20 tane fotoğrafınızı ve videolarınızı bize gönderdikten sonra sistem savaşlarına yayınlamaya başlıyoruz. Bir sonraki sistem savaşları sitesinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.